Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğneyolar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir, ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Evet, size çok güzel bir sıralı model hazırladım. Şöyle modelimi göstereyim arkadaşlar. O kadar güzel bir ve kolay bir model hazırladım ki arkadaşlar. Şöyle ters tarafı da bu şekilde oluyor. Şöyle tülbentimizin kenar tığlama işlemini bu şekilde ikişer zincir çekerek yapmanız önemli. Minik minik, yani tığ olması gerekiyor. Bu ayanın olmazsa olmazı bu, şartı bu. Böyle ikişer zincir çekerek, hatta zürafa tülbentiniz varsa onun üzerine, hani minik minik olduğu için onun üzerine yaparsanız daha da bile güzel olur. Bak, şöyle göstereyim modelimi. Ben çok sevdim arkadaşlar. Şöyle görünce bitmiş halin tülbente de o kadar hoş ve güzel duruyor ki hemen sizlerle bu şekilde yapmak istedim. Hatta ilk önce hazır bile zannettim bu güzel modeli. Şöyle yakın tutayım ışık açısından da. Evet, hoş ve zarif bir model oldu. Şu yapmış olduğumuz 5 zincirden pipirikler de o kadar zarif duruyor ki arkadaşlar, çok hoş duruyor. Boncuk gibi duruyor yani. Şöyle modelimizin anlatım kısmına geçelim ve nasıl yapıldığını tarif edelim arkadaşlar. Şöyle tülbentimizin kenar tığlama işlemini hazırlayarak başlıyoruz. 696 no'lu videomda tüm püf noktalarıyla mevcut. Oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar tülbent kenar tığlama işlemini. Evet, ilk başlar gibi başlıyoruz. Bakın, arka tarafı unutuyoruz. Şöyle tığ battığımızın içine sık iğne ile ipimizi sabitleyip 5 tane zincir çekiyorum. Sıkı sıkı 5 zincirimi çektim. Bir tane bırakıp ikincinin içine girip buraya sabitliyorum. 5 zincir. Bir tane bırakıp ikincinin içine bu şekilde sabitledim. Yine 5 zincir. Bir tane bırakıp ikincinin içine giriyorum. İlk sıramız bu şekilde oluşuyor. Böyle beşer zincirden yuvalar hazırlıyoruz. 5 zincir, bir tane bırakıp ikinciye sabitledim. 5 zincir, bir tane bırakıp ikinciye, bir tane bırakıp ikinci tığ battıya kapatıyorum. İpimi güzelce esnettim. Zincirleri de sıkı sıkı böyle kalıp gibi çekiyorum. Evet, şöyle sık iğne ile ikinciye sabitledim. Bir tane bırakıp ikincinin içerisine sabitledim. Şimdi anlaşıldı sanırsam arkadaşlar. Bakın, çok kolay bir işlem, fakat bu 5 zincirli yuvaları şöyle sıkı batarsanız, gerdirirse böyle büzüşük olur. Eğer şayet bol olursa da o zaman da marullanır. Böyle basit bazen şeyler çok önemli olabiliyor. Bu şekilde beşer zincirden ne bol ne dar, ne gerdirecek şekilde ne de marullandıracak şekilde. Önemli temel, çünkü temeli nasıl olursa diğer katlar da ona göre şekil alıyor. Evet, şimdi bu ikinci sıranın beyaz kısmının yapılışına geçelim. Evet, demin de söylediğim gibi arka tarafı unutalım arkadaşlar. İlk başlar gibi başlıyoruz. Bakın, bir zincir çekerek ipimizi tığımıza tutturduğumuzu düşünelim ve iki defa tığımı doladım. Her bu yapmış olduğumuz 5 zincirli kırmızı yuvanın içine şöyle 2 2 2 alarak trabzan yapıyorum. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirimi yapmış olduğum trabzanın ara kısmına kapatıp yine tığımı 2 defa dolayıp buraya tekrar aynı şekilde 2 2 alarak şöyle 3 seferde trabzan hazırlıyorum.
Birisi kirpikli, birisi kirpiksiz. 2 tane trabzan yaptık bu 5 zincirli kırmızı yuvaya. 4 tane zincir çekiyorum. 2 defa tığımı doladım. Ve diğer bu kırmızı yuvanın içine girip 1, 2 ve 2 alarak trabzanımı hazırladım. 4 zincir, pardon, kirpikler 5, ara zincirimiz 4 olacak arkadaşlar. Şöyle 2 defa tığı dolayıp aynı yere hemen trabzanın yanına şöyle bir tane daha trabzan, kirpiksiz bir trabzan. 4 zincir, 2 defa tığım doladım. Hemen yanındaki bu 5 zincirli kırmızı yuvaya 2 alarak trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir. Kapattım bu trabzanın arasına. 2 defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle 2, 2 ve 2 alarak trabzanımı hazırladım. Bakın ikinci sıramız da bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Böyle. Yapımı da dediğim gibi gayet kolay. Ütüye giden kalıp gibi zarif bir model. Şöyle sıkı sıkı 4 zincir 2 defa doladım. Her 5 zincirli yuvaya 2 alarak trabzan yaptım. 5 zincirden trabzanıma kirpiğini kapatıp tekrar 2 defa tığı doladım. Aynı bu trabzanın yanına 2 alarak trabzanımı yaptım. 4 zincir. 2 defa tığı doladım. Hemen yanındaki 2 alarak trabzanımı hazırlıyorum. 5 zincir. Evet, kapattım. Bu şekilde 2 defa tığı doladım. Aynı yuvaya, hatta aynı trabzanın yanına bir tane daha yapıp 2 tane trabzan yapıyorum her yuvaya. Evet, 4 zincir. Geçiş köprümüz 4 zincirden oluşuyor. 2 defa tığı doladım hemen. Kırmızı yuvaya 2 ve 2. Bu şekil. 3, 4 ve 5. Kapatıyorum. 2 defa tığı doladım. Hemen. Şöyle 2 ve 2. 1, 2, 3 ve 4. 2 defa tığı doladım. Sıradaki kırmızı yuvaya 2, 2, 2. 5 zincir. Kirpik. 2 defa doladım. Şöyle 2, 2 ve 2. 4 zincir. Hemen yanındaki 2, 2 ve 2. Bu şekilde devam edecek arkadaşlar. İkinci sırada aynen bu şekilde devam ediyor. Şimdi son sırasına geçelim. Evet, sıra geldi son sırayı yapmaya. Bu ara kısımdan başlıyoruz arkadaşlar ve 2 tane sık iğne ile başlıyoruz. Şöyle sık iğne ile sabitledim. Yanına bir tane daha sık iğne yapıp 2 tane sık iğne ile bu 4 zincirli ara kısımdan başlıyoruz. 5 tane zincir çekiyorum. Ve aralı kısımdan sık iğne ile sabitleyip bir tane daha sık iğne yapıyorum yanına. Bakın bu şekilde. Şu 5 zincirli kirpik ön kısımda kalacak. 5 zincir. Hemen aradaki 4 zincirli yuvaya kapatıp yanına bir tane daha sık iğne yapıyorum. Şöyle. Boncuk gibi. Kırmızı da çok güzel açtı. Evet. 2 tane olunca daha güzel duruyor arkadaşlar. Tekten ziyade. Buraya 2 tane sık iğne yapmayı unutmayın. Bakın birinin hafifliğinden ikinin görseli şöyle daha güzel duruyor. Yine 5 zincir. Ara kısımdan sık iğne ile sabitleyip şöyle bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir.
sabitledim. 5 zincir. Ara kısımdan girip sabitliyorum. Şöyle bir sık iğne. 1, 2, 3, 4 ve 5. Girip sabitledim. Buraya da bir sık iğne daha. Şöyle bakın. Çok güzel oluyor. Göstereyim. Gene kalan kısmı da yapmaya devam edelim. 5 zincir. 4 zincirli yuvaya giriyorum. Sabit. Hemen yanına bir sık iğne. 5 zincir. Şöyle. Tekrar. Sık iğne. 5 zincir. Bir. 2, 3, 4, 5 zincir. Ara kısma girdim. Sık iğne ile sabitleyip yanına bir tane daha sık iğne. Bu bir tane daha sık iğne çok güzel gösteriyor. Evet, sabitliyorum. Dibine bir sık iğne. 5 zincir. Evet, sonra geldik. Bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Şöyle sökülmesin diye ipimizi çıkarıp bakalım. Evet, modelimizi tamamladık arkadaşlar. Bakın çok güzel, zarif bir model oldu. Şöyle şu dörder zincirli yerler yaparken hafif marullu gibi tuttuğumda da görürsünüz. Ama bakın bu iki sık iğneleri yapınca böyle kendini topluyor. Hafif, yani çok marullu olur toplar mı bilmiyorum ama böyle bu şekilde ütülü gibi, kalıp gibi elinizden çıkacaktır bu şekilde. Modelimiz çok güzel oldu arkadaşlar. Yapımı da çok kolay oldu. Hatta şu trabzan kısmını uzun bulanlar varsa ikişer ikişer alıp iki trabzan daha minik bile yapabilir. Üç seferde aldığımız trabzanları. Evet, şöyle bir de sallantılı ters haline de bakıtayım. Gözünüze hangisi hoş gözükürse o şekilde göstereyim arkadaşlar. Evet, modelim bu. Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Şöyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.